Merhaba YouTube insanları, dostlar, nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Bugünkü video gene elektro gitarla uğraşan arkadaşların hoşuna gideceğini düşündüğüm bir video olacak. Kanalda bakarsanız daha önceden Neural Amp Modeler diye bir amfi simülasyonu yazılımı tanıtmıştım. Bugün anlatacağım uygulama da bunun yeni bir arayüzünü oluşturmuşlar. Daha kullanımı kolay olmuş. Bununla ilgili bir video hazırladım. Gelin şimdi onu nasıl indiriyoruz. Ona bakalım. Wavemind.net diye bir site. Burada ücretli pluginler de var. İndireceğimiz bu aslında. Gene Neural Amp Modeler'ın bir arayüzü. Fakat şu drive'ları da paylaşmışlar. Hepsini birden indireceğim. Şimdi download diyoruz. Buraya herhangi bir mail adresi koyuyoruz. Windows için işte 64 bitlik ya da macOS kullanıyorsanız macOS sürümünü tıklayıp download'a başlayabilirsiniz. Buradan gene diğer o pedalları da download ediyorum şu anda. Şimdi download bitti. Bunun kurulumuna geçelim. İndirilenler klasörüne geliyor. Normalde eğer öyle şey tanımladıysanız çift tıklıyorsunuz ikonuna. Türkçe yok, İngilizceyi seçiyorum. Buradaki kullanıcı sözleşmesini onaylıyorum. Bunların hepsini aktif yapıyorum. Standalone dediği tek başına çalıştığı hali. Plugin olan versiyon ise işte kullandığınız Audio Workstation, yani işte Reaper olur, bu Cubase olur falan. Onun içindeki VST formu diye geçiyor. Profiller demiş, ayar kabin simülasyonları demiş. Bunları da aktif olarak install diyorum. Zaten bilgisayarınızda daha önceden Audio Workstation kullandıysanız onun bir VST klasörü oluyor. Oraya kendi otomatik atıyor. Şimdi drive olanı install edeceğim, yükleyeceğim. Yine aynı şekilde. Boost pedalını yüklüyorum. Bu da farklı bir drive pedalıymış. Şimdi uygulamayı kurduk fakat bunda kullanacağımız kabin ve amfi modellerini nasıl yedekleyebiliriz? Benim tavsiyem şöyle bilgisayarınıza bir tane Guitar Amps diye bir klasör yaratın. İşte bir tane Amp Speaker diye kabinleri koymak için. Bir tane de istiyorsanız Pedals diye klasör atabilirsiniz. Gitar Pedals diyelim. Şimdi bunları nereden indiriyoruz? Yeni bir sekme açayım şuraya. Tonehunt diye bir site var. Böyle ana sayfasına gelelim. Burada işte bütün bu fiziki cihazların modellenmiş halleri var. İşte mesela PV'nin 6505 High Gain Amfi modellemesi. Bunu tıkladığınız zaman iniyor. Zip olarak iniyor. Zip'in içini açalım. Bunları tutup Amps klasörüne atabilirsiniz. Mesela pedal 14 Grind diye bir pedal. Mesela Big Muff yapmışlar. Big Muff'ı deneyelim bakalım. İndirdi mi? Big Muff'ı da pedal klasörüne atalım. Bir tane de speaker indireyim. Şuraya speaker yazarak, evet. Mesela Eminence Governor 4x12. Bunları indirelim. Mesela Shure mikrofon kullanarak bunu yakalamışlar aslında. Burada indi. Çok işte mikrofon pozisyonları falan da değişiyor olabilir. Bunu da speaker klasörüne attım. Şimdi Reaper'ı açacağım. Reaper için de bunları deneyeceğiz bakalım. Şimdi Reaper'ı açtık. Öncelikle bir driver'ımızı kontrol edelim. ASIO driver. Burada da zaten ses kartınız gözükür. Şimdi yeni bir kanala VST'mizi açıyoruz. Şurada NAM Universal.
Bu da zaten eski versiyonu altındaki. Böyle geldi arayüzü. Şimdi bunu ARM haline getirip ses kartın doğru girişini seçtiğimiz zaman şurada zaten göreceksiniz aktif olduğunu. Diğer o indirdiğimiz pedalları da atayım. Onlar da bulunsun. Kısaca bir bakarız. Şuydu. Bir de booster olması lazım. Evet, ama bunlara sonra değineceğim. Şimdi yeni gelen arayüzde şurada modellenmiş pedalları yükleyebiliyoruz artık. Şurası bir equalizer katı olarak düşünebilirsiniz. Şurada amfi modellerini yüklüyoruz. Preamfi gibi düşünün. Burası da bence burası bir kompresör katı gibime geliyor. Burada da kabinleri yüklüyoruz. Şu alt kısımda noise gate var. Toplam input'umuz ve ses çıkışımız yani output kısmı var. Şimdi şurada load dediğimiz zaman kendi içini açıyor aslında. Biz masa üstüne kaydettik demin ama kendi içinde de modeller varmış. Hem bas gitar hem normal elektrik gitar için modellenmiş amfiler mevcut. Bunlar herhalde bu amfilerin taklidini çıkaran kişilerin nickleri. Mesela işte bir sürü burada modeller var. Mesela Jet City'den açalım. İşte mesela G4 diyor. G4,5, G5 bu gain seviyesi. Bazılarında da işte M, B, T falan yazıyor yanında. Onlar da işte hangi treble, bass, mid seviyesinde kaydedildiğini ifade etmek için koyuyorlar. Mesela gain 5 seviyesinde bir crunch ton olarak açalım. Şurada kendi fabrika çıkışı bir kabin simülasyonu vermiş bize. Onları da değiştirebiliriz. Gayet güzel yani. Hatta output'u biraz kısabilirim. Şuradan kabinleri değiştirelim. Gene bas kabinleri, gitar kabinleri. Yani bas gitarla da bunu kullanabilirsiniz. Şurada gene bir takım kabinler var. Bir yerlerde Marshall'lar görmüştüm. Evet, şurada mesela SM57 ve işte o speaker'ın orta noktası mı, kenar noktası mı, uzak nokta mı, yakın nokta mı bunları belirtiyor aslında. Açalım. Bu arada iki tane yükleyebiliyorsunuz. İki ayrı kabin. Onları birbirine karıştırabiliyorsunuz. Böyle de bir özellik var. Yani güzel bir sound elde edebilirsiniz. Buraya da mesela şu Laney'i atayım. Bakın ikisinin karışımı bu sound. Şimdi şu şeyi bir deneyelim. Equalizer dediğim kısmı. Mesela Bright'ı şurayı deneyelim. Sparkle parlatacak mı acaba? Başka bir amfi modeliyle bakalım. Daha klasik Marshall'lar. Zakwalt Signature Edition diyor ama High Sensitivity 5. Gene Gain 5'te bakıyorum. Daha clean bir amfi arıyorum ama burada yok. Diğer şuraya bakalım. Plexi'ler var. Bir yerlerde şey Fender'de görmüştüm sanki. Ama bulamıyorum şu an. PV'ler var. Allah Allah.
Fender Twin Reverb Breakup demiş. Gain 7 galiba. Fazla baslı geldi. Biraz treble verelim. Output'u kısalım. Şunu da açalım. Mesela şuradaki boost pedalını buna ekleyebiliriz. Tabii bu boost'un şeyini yedi sanırım şu kompresör. Kapatalım. Drive'ı deneyelim. Drive güçlüymüş bayağı. Gate falan var üstünde. Drive bayağı kısıkta kullanmışız. Bir de şuna bakalım. X Drive'a bakalım. Gayet güzel, işe yarar. Bir de en son High Gain bir amfi açayım. Gerçi Fender'den pek iyi performans alamadık ama mesela 51-52. Biraz bas vermek gerekecek. Treble'ı kısalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet işe yarar. Arayüz olarak da derli toplu bir amfi modelleyicisi olmuş. Yani eski Neuralamp modelleri kullanmak yerine bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ayarlar falan daha kolay ulaşılabilir biçimde. Bir de içinde de modellemeler getirmişler. Yani belki bir basla da denerim bunu. Güzel olmuş yani. Bedava sonuçta. Umarım işinize yaramıştır. Kullanırsınız. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.